işte anlatım hikayesi olmuş. Kadınların biraz daha dramatik tarafı, hani kim neden olur vesaire gibi korkuları bahsetmiştir. Annesinden sürekli böyle desteği bekliyor. Alamayın karşılığı, sonra başka bir kadın arıyor. O da kadın arkadaşı, savunucusu bir arkadaş. Ve bu güç birliğiyle birlikte kadınların sesi olmaya çalışacak. Cezasını sonuna kadar çekmiş ve korkmuş ve sıkılmış bir kadının sesini duyurmak için rol kabul etti. O yüzden susmayın özgürler diyor. Birazdan genel röportajı alıyoruz abi. Genel müdürümüz gibi. Aynen. Aynen abi. Bir şey de çekmemizde bir sıkıntı yoksa mı? Çekeriz. Genel müdürümüz de geliyor şimdi. Tamam. Ses o zaman da ayrı. Tamam. Uzun süre mi? Ben Ayça Hanım'ı hiç röportajı yok, şu an almıyoruz. Almıyoruz. Şimdi tamam. Geliyor çünkü. Yani. Hop.
Teşekkür ederim. Ali abi. Çok gülmesek. Sana da engelli mi değil mi? Yok abi sen. Çok önemli. Başka mikrofon varsa Volkan abi alabilirim. Orta kanal 7'yi kapattın, açıktı. Açtım. Ha, tamam. Biz açtık onları. Hepsi açtık. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz öncelikle Yürek Çıkmazı dizimizin galasına hoş geldiniz. TRT olarak biz son dönemde dizilerimizin teması ve hedef kitlesi açısından çeşitliliğine büyük bir önem veriyoruz. Farklı temalardaki dizilerimizin seyircimiz tarafından beğeni elde etmesi, milletimiz tarafından kabul görmesi aslında hem bu dizilerin çeşitliliği ilkesini yaşama geçirmek açısından hem de yeni yapımlara imza atmak açısından bizleri oldukça cesaretlendiriyor. Aslında bu kabul görmenin, bu milletin takdirinin bir göstergesi olarak çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz ki 2021-2022 yılını biz TRT1 olarak reytinglerde birinci sırada tamamladık. Bu sezona baktığımızda Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı teşkilat dizilerimiz yayınlandıkları gün birinciliğini elde ediyorlar. Dolayısıyla biz yeni dizimizden de aynı başarıları elde edeceğinden eminiz. Bugün Yürek Çıkmazı isimli yeni dizimizin ilk izlemesini oyuncu arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Bunun heyecanını ve mutluluğunu da yaşıyoruz. Aslında Yürek Çıkmazı dizisi toplumsal duyarlılığı ve hassasiyeti yüksek olan konulara odaklanıyor. Bu anlamda bizim ayrıca önem atıf ettiğimiz bir proje. Nihayetinde şiddetin, özellikle de aile içi şiddetin yarattığı tahribatlara odaklanan bir proje. Ve aslında derdimiz tabiri caizse şiddetin ayazında kalmış bu yetişkin olabilir, çocuklar olabilir, her türlü ferdin o şiddetten yaralanmasına ayna tutmak ve o kalıcı yaralara ayna tutmak ve o yaraların yenilenmemesi için bir farkındalık oluşturmak amacıyla biz bu dizi projesinin altına TRT olarak imza atmak istedik. Çünkü aslında bir evin kapısı kapandığında her evin kendi içi sırrı devreye giriyor. O dört duvar arasında hangi düşüncelerin, hangi duyguların yaşandığını, olup bitenleri görebilmeniz mümkün oluyor. Bir sırra dönüşüyor. Fakat biz Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak da babaların, ebeveynlerin, evlatların, anne babaların her türlü sevgisini doyasıya gösterdiği
evin tabiri caizse bir cennet parçasına dönüştüğü bir aile ortamının ikliminin yeşermesine katkı sunmak için bu projeye imza atmak istedik. Ben bu vesileyle, ki gerçek bir hikayeden de esinlenen bir proje üzerine konuşuyoruz, bu anlamlı projeye destek veren yapımcımıza, yönetmenimize, kıymetli oyuncularımıza, bu anlamlı projenin parçası oldukları için ve elbette TRT'de birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi buradan gönderiyorum. Ve dizimizin izleyicisi bol, yolu açık olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli oyuncular da dizi hakkında bir şeyler söylemek isterse bir ekşer cümle alabilir miyiz? Buyur, ben şimdi Sayın Müdürüm, biz akşamdan röportajda söyledik ama şöyle bir şey var, yürek çıkmak dizisi bence kanal olarak gerçekten TRT'ye en yakın dizi. Yani dizilerden bir tanesi. Çünkü çok kitleye ulaşıyor. Yani herkes lütfen hani bu dizimizi seyretsin ve ne yapmak istediğimizi, ne anlatmak istediğimizi görsünler. Gerçekten tekrar söylüyorum. Kadına ve çocuğa şiddete hayır. Azaltabilirsek biz, bizim dizimiz şahane bir durum olacak. Mikrofon biraz daha yakın, konuşabilirsek. Biz oyuncu ekibi, çalışma arkadaşlarımız olarak gerçekten kalitelerimizi koyduk işe. Çünkü gerçekten anlattığımız bir derdimiz var. Bu şiddetin tek taraflı olduğunu düşünmeyin. Çünkü bir kişiye uygulasanız da etrafında bu şiddetten yara alan o kadar çok fazla çocuk var ki ve onun geleceğini nasıl etkilediğimizi aslında biz biraz anlatıyoruz. Bir nebze olsun. Nelere mal olduğunu anlatıyoruz. Nasıl karakterler büyüttüğümüzü anlatıyoruz. Bir ailenin yanlış bir çocuk büyütürken nasıl sonuçlar elde ettiğini anlatıyoruz. O yüzden bizim projemiz gerçekten derdi var. Derdi olan bir şey anlatıyor. Diyeceklerim bu kadar. Başka bir şey kullanmamışım. Çok heyecanlıyız, kusura bakmayın. Özellikle ben. Öncelikle merhabalar. Daha önce de söylediğim gibi maalesef gerçek bir hikayeyi anlatıyoruz. Yani bunların yaşanmış olması bizim için gerçekten çok üzücü. Biz bir nebze bu anlamda insanlara belli bir motivasyon kaynağı olmaya, biraz daha cesaretlendirmeye çalışacağız. Ve susmuş kadınların sesi olmaya geldik diyebiliriz nokta olarak da. Teşekkürler. Cemile Tekin hayatı boyunca maruz kaldığı tüm işkence ve şiddeti maalesef susmuş, boyun eğmiş, katlanmış, korkmuş bir kadındır. Ama öldükten sonra bence çok kıymetli bir miras bırakır cennetteki. O da çocuklarını, büyütemediği çocuklarını tekrar büyütmektir bence. Ve o bütün susan kadınların da sesidir. Benim de kalbimde ayrı bir yer şimdiden edindi. Umarım tüm seyircilerimizin de aynı şekilde hissedeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar fotoğraf alacağım dedim. Bu kastan kötü bir şey çıkmaz diye. Kastan güçlü. Öncelikle ben de sizin efendim. Fotoğraf alacağım. Ben sizi biraz da öyle anlatayım. Çekiyorum efendim. Ben senin fotoğraf ses vermem. Bir tane de ben alabilirim. Çekiyorum de. Tekrar. Teşekkür ederim. Ben de alıyorum lütfen. Teşekkürler. Ben de ilk defa izliyorum. Bilerek izlemedim. Ben size de öyle yapıyorum. Arkadaşlar bir dizide anne bir araya geçiyorlar. Biz de barışla. Bir dizide şeyle Murat Yıldırım'la bana düşen rakipler mi yoksa seviyorlar mı bilmiyorum. Anlamadım yani.
şeyde beraber bütün bir şey. Geri gel, gene görelim. Azıcık geri gel. Gel paşam, gel paşam. Karakterim işlere gitti ya. Neyse, çok bir şey geçecek.